en fazla puan alabilmesi için X testinden en çok doğrusunu yapması lazım. Daha sonra Y, daha sonra da Z testinden. Buna göre X testinden alabileceği 67 soruda toplamda 45 tane doğru olsun. Buna göre Y testinden biz tam 19 tane doğru. Kalan şekilde de Z'den en az 3 tane doğrusu olduğunu hesaplarsak puanları yanına X için 2, Y için 1,5, Z için de 0,5 gelecek. Yani 45 çarpı 2 artı 19 çarpı 1,5 artı 3 çarpı 0,5'ten toplam puanı 121,5 olarak buluruz en fazla.